Kıymetli izleyenler, mutlu günler. Olay ekranlarına, Kulisten Sahneye programına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Salih Hafızoğlu. Her pazar olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta çocuk gelişim ve eğitim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt'la beraberdik. Yine bu hafta da kendisiyle birlikteyiz. Bugün ebeveyn ve çocuk ilişkisini konuşacağız. Çocuklarla özgüven gelişiminden birden fazla çocuk sahibi olmaya, kardeşler arası ilişkiden, kardeşler arasında çatışma, rekabet ve kıskançlık belirtilerine dair birçok konuyu ele alacağız. Tekrar ben konumu tanıtmak istiyorum. Çocuk gelişim ve eğitim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt. Kulisten sahneye başlıyor efendim. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Görüşmeyeli iyiyiz. Sizi sormalı asıl. Sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. İyiyim. Tekrar seni ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Yine beraberiz. Şimdi bugün ebeveyn çocuk ilişkisini konuşacağız. Geçtiğimiz hafta oyunu konuşmuştuk. Aslında oyun da bundan çok uzak olmayan bir konu. O kadar birbiriyle bağlantılı ki. Aslında istersen ilk olarak anne baba olmaktan başlayalım. İki bölüm önce konuşmuştuk biraz ama... Evet. Yeni doğumla birlikte artık ünvan da değişiyor dedik. Anne baba oluyor. Özellikle birazdan programın ilerleyen aşamasında bahsedeceğimiz kardeşler arasındaki ilişkiden ikinci bir çocuğa sahip olmakta, belki bazen üçüncü çocuğa sahip olmakta sadece fazla iş yükünden ziyade çocuklar arasında çocuklara aktaracağı ebeveynlerin ilgi, sorumluluk, şefkat ve sevgiye dair aslında bunu sağlamaya dair de kafasında sıkıntılar olabiliyor. Bazen sadece bakımla ilgili değil, temel fiziksel bakımla alakalı. Bahsediyorum. Bu konular da var ve çocuklar için burada önemli olan aslında ilk etapta bunu almak, sevildiğini hissetmek. Evet. İstersen bir tekrardan bir anne baba olmayı tanımını tekrar biraz da konuşalım. Evet. Ne demiştik? Çiftler karar veriyorlar, evleniyorlar, evet. Ediyorlar. Ondan sonra kimi çift çocuğu olsun diye karar veriyor ve çocuk istiyorlar, ona göre bir girişimlerde bulunuyorlar ama kimi aile de istemeden hani çocuk sahibi olabiliyor. Buna göre bile değişiyor aslında. Çocuğu kabullenme durumu. Doğduktan sonra çok istenen bebekle hani hep sorulan bir sorudur. Hani uzun süre tedavilerden sonra belki çocuk sahibi olmuş bir çift vardır. Bazısı istemeden hani kazayla diyelim artık hani çocuk sahibi olmuş bir çift vardır. Hayır, çocuk doğduktan sonra aslında sevgileri aynıdır. Ama şöyle bir şey vardır. Ha, bir çocuğa karşı olan motivasyon fazladır bir çiftte. Çünkü o iş için çok uğraşmış. Olursa şöyle yaparım, olursa böyle yaparım. Çocukla ilgili anıları çoktur vardır aslında. Olduktan sonra şöyle yapacağım da böyle yapacağım da denilen. İşte bu çok beklenen çocuklarda belki bu. Anne babaların da çok planları oluyor aslında çocuk üzerinde. Birden biri oluşmuş bir çocuk, bir hamilelik, bir gebelik içinse. Ha, belki bunları daha yaşayamadan düşünme fırsatı olamıyor ailede. Bir haliyle... Çocukla baş başa kaldıkları zaman hani bir sorgulama oluyor. İstemiş miydim, daha yaşamamıştım, daha yapacaklarım vardı. Ailedik aslında buna göre de değişiyor değil mi? Kaygı, hani daha yapacaklarım vardı demesi bile aslında ailelerin. Her zaman yapacaklar var aslında değil mi? Hayatta bitmiyor. Aslında yapacaklar bitmiyor. Evet, şimdi çocuklarla beraber ne yapacağız ona bakmalı aslında böyle bir durumda. Çünkü yeni bir düzen kuruluyor artık. Artık çocuk var ve bu ailenin yaşam döngüsü değişmiş oluyor. Bir çift ilişkisinden. Bir anda anne baba dayanışmaya dönüşüyor aslında daha tam anlamıyla. Ki dönüşmesi istenir. İstenir yani. Gerçekten bir hani çocuk uğruna birlikte bir parçanız aslında öyle diyebiliriz. İlk doğan bebek için bahsediyorum. Mutlaka dayanışma olmalı her işinde, her bakımında. Evet, emzirme işi sadece annede olabilir ama emzirme haricindeki işlerde babadan çok güzel destek alınabilir. Bir gaz çıkarması olabilir, bebeğin sorumluluk onda olabilir. Alt açması bile lütfen hani kız olsun, erkek olsun baba çocuğuyla... Çok güzel aslında o alt açmayı bile yapabilir. Giyinmesinden destek olabilir. Çünkü anne de aslında eğer ilk gebelikse anne de acemidir belki. Baba da acemi olması gayet normaldir. Böyle böyle öğreneceksiniz. Eğer siz çocuğun sorumluluğunu paylaşmazsanız babalar özellikle ona karşı tam anlamıyla bir sevgi demek istemiyorum aslında ama bir bağlılığı siz de kuramamış olursunuz. Ve çocukta da güven problemi de yaşanabilir belki. Çünkü bir tek işini anne görüyor olur çocukta, evet. Çocuğun zihninde. Hep gözünü açtığı zaman anneyi görür. Karnı ağrır, anneyi görür. Acıkır, anneyi görür. Altı kirlenir, anneyi görür. Ha, biraz başkalarını da görmeli. Bu sefer diyecek ki, ben kaygıda olduğum zaman benim bir tek ihtiyacımı gideren, bir tek beni teskin eden kişi annem. O yüzden anneye bağlanması, bağımlı olması belki hatta bu sebepten olabilir. Ama
bu sefer pardon ben gene lafını kezdim ama şuraya bağlamak istiyorum. Eğer baba da çocuğun bakımına, şu ilk etaptan bahsediyorum tekrar, bakımına dahil olursa der ki yani annem olmadığı zaman benim işimi görecek olan babam da var zaten. Baba olmaz anneanne, başka birine de girebileceğini görür hayatına. O zaman çocuk daha rahat olur. Etrafa, kişilere karşı güvenmesi gelişecektir. Diyecektir ki ihtiyacım olduğu zaman mutlaka benim ihtiyacımı karşılayacak olan birileri var. O yüzden çocuk daha böyle özgüvenli, daha rahat olacaktır aslında. Şimdi burada bir nokta daha var. Hani ben oraya da girmek istiyorum. Hani, elbette burada ortak hedefte olmak, ilgiyi, paylaşımı paylaşmak aslında anneyle. Evet. Ama burada bir nokta, temel bir nokta var. Eğer baba kendini bazen dışlanmış hissettiğinde, anne çocukla o kadar beraber olur ki, o kadar ona bağlanır dünyası ki. Dünyası yani. Çocuk olur annenin dünyası de. Dünyası çocuk olur ve bu noktada bir eşi olduğunu, bazen bir babanın olduğunu, babanın olduğunu da bazen unutabilir. Bunu farkında olarak yapmaz. Ve bu noktada babanın da buradaki kaygısı ya da duyguları kendini dışlanmış hissetmeye kadar gidebilir. Çünkü anne bunu bazen fark etmeyebilir, eş. Bu tam tersi de olabilir. Baba çocukla o duyguyu paylaşabilir, anne uzak kalabilir. Evet. Ama ilk etapta hani baba bunu fark ettiğinde böyle bir durum olduğunu, yine orada yakın ilişkiyi sürdürmeye yönelik bir müdahalede bulunmak, yaklaşmak, bu ilişkideki yakınlığı artırıcı kesinlikle bir nokta oluyor. Çok güzel bir konuya İlk etapta aslında bu dışlanmışlık hissi olabilir. Hani kültürel anlamda da bir anlamı var bunun. Çocuğa en iyi anne bakar. Hayır, evet, çocuğun bakım veren kısmında annenin çok önemli bir rolü vardır. Özellikle ilk iki yılda. Hassasiyet, sadece duygusallık denir belki ama evet, babalar da bunu karşılayabilir bu anlamda. Bir dokunuşu eksik etmez. Evet. Baba da onu yapacaktır böyle bir aşamada. Mutlaka, evet. Şimdi öyle bir şey ki hamilelik sonrasında, doğum sonrasında bebek anneyi gördüğü zaman onun bir tek ilacı benim gözüyle yaklaşır. Yani onun bir tek derdine çare olacak kişi. Çünkü sütü bende. Onu besleyen, onu doyuran. Çünkü süt içtikçe büyüyeceğine inanır anne. O yüzden kendisini çocuğun hala bir uzantısı olarak görmekte. İleriki aşamalarda, daha önceki programda bahsettiğimiz gibi. Kendisi uzantısı olarak görüyor hala. Yaptık, içtik sütümüzü, işte altımızı değiştirdik demesi de zaten bu yüzdendir. Bu dediğimiz gibi bu dönemin de etkisiyle olabilen bir şeydir aslında çocukta da, annede de, yeni doğum yapmış anne. Sadece onun ihtiyaçlarını ben gideririm. Ama lütfen baba da giderebilir, annemize de aslında değinmek gerekiyor. Ne kadar aslında bu sendromu, bu dönemin etkisinde olan bir kişi, bir bilincinde olan bir kişi bile olsam ben bile yaşadım bu duyguları. Ama eşimin de hani desteğiyle beraber çocuğun bakımına o da dahil oldu. Ben onu dahil ettim, daha doğrusu öyle diyeyim. Benim de çünkü payım vardı, ben izin verdim. Öyle demek istiyorum açıkçası, annenin izin vermesi. Çünkü güvenemiyor anne. Hassas oluyor, aman üşüdüm, aman sırtımı açıldı. En önemli şey tutarken kulağımı kırıldı, aman kolu altta mı kaldı. En büyük kaygılar aile böyle yaşıyor, böyle belki böyle, aman hastalık mı kaptı. Baba çünkü dışarı gidip geliyor ya. Çünkü çalışıyor, anne çocukla beraber. Öyle bir durumda ne yapacak, aman mikrop getirmişsin, üstünü değiştirme, ellerini yaptım, aman sen dokunma, hastasındır. Bunlar da yaşanıyor, evet. Olabilir belki böyle bir durumda ama bu hani eğer bariz böyle bir mikrop dönemi bir şeyi yoksa lütfen dikkat edilsin. Baba da çocukla mutlaka o ten temasını, dokunsal bir teması esirgemesin. Bu noktada annenin de o kırılgan duyguyu fark etmesi de önemli aslında. Abi farkında olmuyorlar. Farkında olmuyorlar. Farkında olmuyoruz diyeyim daha doğrusu o dönemde. Ne kadar o bir devrim ya, ne kadar o duygusal, çünkü hormonlar yönetiyor bayanları gerçekten. Ve o dönemin ne kadar böyle tuhaf, hani tuhaf demek istemiyorum aslında ama o, annelik duygusuyla yapılan bir şeydir belki bu. Ne kadar tuhaf olduğunu uzaktan bakınca anlıyorsunuz. Ay ben bunları da yapmışım ve böyle de düşünmüşüm diyorsunuz o dönemi atlattıktan sonra. Ama süt veren anneler için özellikle diyorum, o süt geldiği sürece, o hormonlar devam ettiği sürece hassasiyet, evet anlayabiliyoruz ama öncesinde bir kendinizi hazırlayın. Gerekirse hatırlamazsanız ne olur notlar alın. O notları ileride bakın, ha böyle olabilir, bakın ben bu dönemdeyim galiba çünkü hakikaten böyle düşünüyorum deyin icabında. Yani şunu söyleyebiliriz belki hani bu konuyla alakalı. Baba ne kadar erken ilgilenmeye başlarsa yakınlık ve güven de o kadar artmaya başlar ilişkide. Evet. Bazen bazı babalar şunu söylüyor. İkinci bir çocuğum olduğuna ben baba olduğumu anladım diyebiliyor. Ha çünkü bu da güzel bir konu, çok güzel. Evet çünkü anne ilk zamanda çok hassastı ilk çocuğuna ama ikinci çocukta ha biraz daha rahat biliyor olabiliyor. Biliyor artık nelerle karşılaşabileceğini. Evet, bir de şöyle var, iki çocukta sorumluluk oluyor bu sefer annede. Ne yapıyor? Bebeği emzirdikten sonra ikinci çocuğa da zaman ayıracak ya, onu babaya veriyor ki öteki çocukla zaman, ilk çocukla diyeyim daha doğrusu, büyük olanla vakit geçirmek istiyor. Baba da ah diyor, elime geldi sonunda. Evet işte dediğiniz gibi iki çocukta, ay çok güzel bir konu gerçekten bu. İkinci çocuktan sonra baba olduğunu anlıyor. Doğrudur çünkü ilk defa başında baş başa bırakabiliyor anne o dönemde belki de. Ama ilk iki yılda biraz daha çocuğun bakımıyla alakalı konu daha ön planda olduğu için temel bakımıyla ilgili elbette annenin buradaki sorumluluk hissi daha fazla olabilir. Ama bu noktada yine bunu babayla paylaşmak, bu kaygıyı paylaşmak
Yine çatışmalar, daha önce eğer çatışmalı bir ilişki ise, eşler arasında çatışma varsa, ebeveynlik üzerinden de aslında bu çatışmanın devam etmesini yordayabiliyor bu durum. Aslında eğer bazen şöyle söyleyebiliyorlar, evlilikte keramet var dediler, evlendik, ilişkimiz kötü olmaya başladı. Yine evlendiğimizden beri hep kötüydü. Çocuk sahibi olalım dedik. Aslında biz istemedik ama dışarıdan söylediler. Yani çocuk evin neşesidir dediler. Çocuk doğdu. Sırf bizim evlilik ilişkimiz diye. Hani düzelsin diye. Gördüler ki öyle olmadı. Bu sefer çatışmalar da artık yani eş çatışmasından ziyade ebeveynlik üzerinden yine bir eş çatışması olmaya başladı. Nasıl bir annesin, nasıl bir babasın üzerinden devam etmeye başlıyor. Elbette ki bu çatışma çocuk üzerinde bir olumsuz ikinci etki olabiliyor bazen. Evet, ihtiyacının zamanda giderilmesi dediğimiz gibi bir olay oluyor veya ebeveynlerden birine bağlanması, ki genelde anne oluyor bu dönemde, bağlanması söz konusu olabiliyor. Ve dediğimiz gibi anne depresyonda olduğu zaman o dönemde babayla, çünkü iletişimde problem var, çocuğu belki ihmal edebiliyor, annenin kendi sıkıntısı varsa ilgilenemiyor, belki ilgilenmek istemiyor. Eğer çocuk, hani bu da çok görülebilen bir şey, babaya benziyorsa, bir şey olduysa baba, ki olmaması gereken ama inanın bunlar da yaşanabiliyor. Öyle bir tepki koyma bile olabiliyor. Bu sefer aile büyükleri olaya giriyor. Aman çocuğu ihmal etmeyin. Bu sefer dersiniz içinden çıkamaz bir kaosa dönüşüyor böyle bir durum. İşte orada biraz önce geçen hafta hani oyunda sınırlardan bahsettik ya. Aslında aile içinde bu sınırlar yarı geçirgen olmalı. Yani ne demek bu? İşte dışarıdan da bir bilgi alışverişine izin vermek, içeriden de bilgi alışverişine izin vermek. Seçici olmak. Seçici bir zardan bahsediyorum burada temel anlamda. Ama bazen o kadar bu sınırlar esnek oluyor ve zarlar o kadar açılıyor ki sisteme kimin girip çıktığı konusunda bir kaos oluşmaya başlıyor. Yani dışarıdan söylenenler, içeriden dışarıya aktarılanlar. Laf taşımalar derken, evet bu sefer yapıcı derken yıkıcı bir dahil olması. Ama bilerek yani kötü olsun diye bir şey yapmıyor aslında anne babalar, aile burada. Herkes evladının iyi bir şekilde yetişmesini, iyi bir yere gelmesini ister. Ama bu noktada dışarıdan bu müdahalede, eğer çocukla alakalıysa bazen eş üzerine de, eşlik üzerine de, yani suçlama evlilik üzerine de gidebiliyor. Evet. Ve hani sen zaten böyle bir baba olsan farklı olurdu, böyle bir anne olsan farklı olurdu. Evet. Sokaklarda da görmüyor muyuz Özge? Yani çocuğu arabayla gezdirirken, çocuk ağladığında anne tepki vermediğinde dışarıdan ne kadar kötü söylemler gelebiliyor. Nasıl anne ki çocuğun anne ağlamasına izin veriyor gibi, biraz daha kültürel söylemler. Evet, olabiliyor ama şöyle söyleyeyim, gerçekten anne baba o yaşta çocuğu olanlar bu işi biraz daha normal olarak görebiliyor. En azından biz de yaşadık, evet bak olabiliyormuş görüyor. Ama anne tedirgin, eyvah bana ne derler, beni kötü anne olmakla suçlar çünkü çocuğu ağlatıyorum. Halbuki anne belki orada kural koymak istiyor, ondan kaynaklı bir ağlama söz konusu. Ama işte şu el alem ne der olayları var ya hayatımızda. Evet. El alem için yaşıyoruz bazen böyle bir durumlarda. Çocuğumuzun orada o anda eğitim alması önemli. El alemi boş verin. Çünkü çocuk sizin bir parçanız ve çocuğunuzun davranış, olumlu bir davranış geliştirmeniz gelecekte sizi etkileyecek yine. O yüzden bırakın el alemi. Çocuğunuz orada ağlaması gerekiyorsa belki ağlayabilir. Belki çok hakikaten olmaması gereken bir şey için tutturuyor. Dikkatini dağıtmaya çalıştınız ve başka bir şeyler gösterdiniz. Hayır, kanmadı. İlla o şey için tutturuyor. O zaman yapacak bir şey yok. Hani yani ya dediğini yapacaksınız, bu sefer hakikaten olmayacak bir şeydi. Lütfen o zaman diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle el alemi bırakın bir kenara. Siz çocuğunuzun ve çocuğunuzun eğitimiyle ilgilenin. El alem ne dersedir. Çünkü çocuk orada sizin sosyal baskıyı kullanıyor. Evet, annem başkalarının yanındayken benim dediğimi yapıyor, ağlatmak istemiyor. O zaman gene yapacak diye çocuklar çok zeki diyoruz. İnanın bunun için yapıyor çocuklar böyle bir durumda. Daha da çok yapıyor. Evde yapmayacağı şeyi dışarıda yapıyorlar. Başkalarının yanında yapıyorlar. Çünkü nasıl olsa oradayken hep yapılıyor. O yapmasa bile anneannem yapıyor, babaannem yapıyor, dedem yapıyor. İşime geliyor. Ben böyle artık yolumu tutturdum diyen çocuklar oluyor. Evet. Hep birlikte olun, ne olur eğitimde, fikirde de özellikle anne babalar arasında da öyle özellikle. Anne izin veriyor, baba bu sefer izin vermiyor. Babanın izin verdiğine anne lütfen birlikte olun diyoruz. Mutlaka sorun, annen ne diyor bu konuda, bir görüşün. Ona göre bir karar belirtin çocuk içinde. Çünkü çocuk kimi nasıl kullanacağını o kadar iyi biliyor ki. Tutarsızlık oluşuyor çünkü orada artık. Tutarsızlık da oluşuyor, evet. En güzel, en kötü şey olur. Yani sınırlardan ziyade çocuğa karşı tutarlı olun. Önerimiz de budur tam zaten. Tam da aslında ebeveyn çocuk kalitesinden, ilişkinin kalitesinden bahsettiğimiz bir noktadayız. Nasıl ki evlendi, işte çocuk sahibi olmaya karar verdi bir şekilde. Ondan sonra anne baba oldu. Bu noktada işte el alem ne der kısımları belki biraz daha sonra gelebilir. Ya da olmayabilir. Bazı örneklerden bahsettik sadece. Çocuğun da sisteme uyum sağlaması, anne babanın çocuğa uyum sağlaması, sistemin aslında o denge, homeostasi, o dengeyi sağlıyor olması. Bazen elbette geri gittiği dönemler olacak, olumsuza gittiği dönemler olacak, olumlu dönemleri de olacak. Evet. İlk etapta aslında olumsuz kısımlardan bahsettik ama çok güçlü yanları da var ailenin. Yani şu soruyu sorabiliriz, yeni doğan bir çocuk da olsa ebeveyn çocuk ilişkisinde de bir başvuruya geldiklerinde, sizin ailenizin güçlü yanları neler?
anne için farklı olabilir, baba için farklı olabilir. Biraz da büyüyen, evet, büyük bir çocuksa sorduğunuzda bu farklı olabilir. İlk önce bu güçlü yanları, oyun konusunda da bahsetmişim, bu hazineyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Hı hı. Belki de her zaman bu sorunu yaşamadılar ebeveynlikle ilgili ya da anne baba olmakla, eş olmakla alakalı. O zaman biraz da yaşanmayan zamanlarda odaklanmak lazım. Evet, el alem ne der, olumsuz kısımlar var. Evet. Her zaman böyle değildir ama bu. Yani 10 kereden kaçında böyle kısmını ortaya çıkarıp biraz da o noktada güçlü yönleri görmelerini sağlamak tekrar. Bunlar var çünkü. Ve bu noktada güçlü yönleri gördüğünde de ben bir şeyler yapabileceğim. Biz anne baba bir şeyleri yapıyoruz, başarıyoruz da ortaya çıkarmaya başlıyor. Ki bu da zaten ebeveyn çocuk ilişkisinin kalitesini belirliyor. Çocukların özgüven gelişiminde evet, etkiliyor. Kesinlikle. Gel istersen buradan devam edelim. Çocuklarla aynen, özgüvenle ilgili. Başlayalım, neler söylemek evet, istersiniz? Kesinlikle şu vardır, bebek dünyaya geldikten sonra evde bir kalabalık da olacaktır. Evet. Gelenler, gidenler, anneanneler, babaanneler mutlaka olacaktır. Ha, belli bir aşamadan sonra annenin çocukla baş başa kaldığı dönem vardır. Hı-hı. Baba çalışır, işe gider, anne kalır. Annenin o dönemde işte çocuğun zamanında, çünkü tek başına kaldı. Eskiden nasıldan emzirdikten sonra dinlenirken anne kendini çeki düzen verip toparlarken veriyordu bir yakınında olan kişi. O gazını çıkartırdı, biraz okşamasını, alt değiştirmesini belki o yapabilirdi. Ama genelde 40'ından sonradır, bir 40 çıkarma olayımız vardır. O dönemden sonra anne biraz daha yalnız kalıyor çocukla. Ondan sonra aslında annenin daha çok zamanı çocukla geçecektir. İhtiyaçlarının zamanı, çünkü en gazlı dönemidir, uyku düzeniyle ilgili sıkıntıları vardır. Biraz daha çocuğun aslında, hı hı, dünyayı tanımaya, dünyanın farkına vardığı dönemlerdir. O zaman da baş başa kalıyor çocukla ve asıl sıkıntılar da öyle başlıyor. Anne daha çok işin içinden çıkamıyor, yetişemiyor, yetemediğini düşünüyor böyle bir durumda. Hele ki iki çocuk olduğunda. Erişkeli midir? İki çocuk olduğunda da evet, onlarda da artık değineceğiz tekrar. İhtiyacın zamanında karşılanması diyoruz, hı hı, ya. Çocuk huzursuzluğa düşmeden ihtiyacın zamanında karşılandığını bilirse dünyaya daha bir güvenle bakacaktır. Hani dünyaya zaten alışıyor, zaten tedirgin olacak bir şeyken karnım doydu, altım kuru, her bir şey keyfim yerinde. Bunu yaşaması gerekiyor çocuğun. Gülen bir yüz istiyor. Ona dokunulmasını istiyor, ten temasını istiyor belki. Onu uyarın, hislerini bir hissettirin. Nasıl olsa çünkü rahatsız olduğu zaman ağlayarak hislerini belli edebiliyor. Acıdığını anlıyoruz. Mutlu olduğunu da hissettirmek için dokunuşlarını yapın, bir gülücük verin ona. Hissetsin o size. Güveni hislerini. Hissetsin. Aynen, aynen. Bütün bu aslında dokunsal uyaranları vermesini de istiyoruz biz de, özellikle, hı hı, annelerimizin, ki dokunmayı, acıyı da bütün duyu hücrelerini uyarmasını istiyoruz. O zaman farkına varacaktır. Şimdi bir soyut acı vardır, bir de somut acı vardır. Hı hı. Somut acıyı hissettirin belki de. Hissedecektir altı kirlendiğinde ve onun hemen temizlendiğini hissedecektir. Evet, bir sıkıntılı bir durum var ve giderildi zamanında. Onun huzuruna ulaşırsa daha da bir güvenle etrafa yaklaşacaktır. Belki bu dönemde anneanne, babaanne ve başkalarının da bu çocuğun bakımına katılmaları önemlidir. İşte az önce bahsettiğim gibi. Hı hı. Çocuk diyecektir ki hani sadece annem olmasına gerek yok, onu herkes benim ihtiyacımı gideriyor deyip etrafa, çevreye karşı daha güvenli gelişecektir çocuk. Güvenmeyi öğrenecektir başkalarına. Çünkü kendisinin önemli olduğunu hissedecektir. Benim sıkıntım var. Ama evet, bu ben merkez döneminde özellikleri. Çünkü dünyayı kendi etrafına dönüyor zannettikleri dönem var ya. O zaman da öyle. Anneannem benim için uğraşıyor. Babaannem benim için uğraşıyor. Dedem benim için uğraşıyor. Babam, annem. Hep bunun mutluluğunu yaşayacaktır çocuk. Ama bu dönemde olması gereken de budur. Siz isterseniz hani görmezden gelin. Yok öyle, kural koymayın bu dönemde. Zaten anlamayacaktır bebeklik döneminde özellikle. Hani derler ya, yatağına koyalım da uyusun da artık kurallara alışsın da. Hayır. Bütün her şey aslında çocuğun bedeni, çocuğun istekleri belirler. Lütfen çocuğunuzu tanıyın. Uyku saati de olsun, beslenme düzeni olsun. Hepsi çocuğun ihtiyaçlarına göre olacaktır. İlk dönemden muaf tutuyorum çünkü hani bebek belki sık sık emzirmemiz gerekebilir ama ilerleyen aşamalarda biraz acıkmasına da fırsat verin. Bazı şeylerin yokluğunu da hissetsin, acıktığını hissetsin ki ondan sonra doyduğunu hissetsin. Evet. Bunu hissetmeyen çocuk da hem dediğimiz gibi daha önceki doyumsuzlukla gelişebilecektir. Çünkü nasıl olsa zamanda karşılıyor. Tuvalet alışkanlığı kazandırılmasında da öyle. Eğer çocuk bir tuvaletinin geldiğini, onun sıkıntısını hissetmezse veya tuvaletin altına yaptıktan sonra o rahatsızlık hissini hissetmezse çocuk rahatsız olmayacaktır. Ve böylece bu tuvalet alışkanlığı kazandırması erken döneme çekilemeyecektir. Çekilmesinden, evet, yana değiliz gerçi ama çocuğun bazen rahatsızlığı da hissetmesini istiyoruz. Hissetsin ama ondan sonra telafi edildiğini de görsün. Ki o zaman rahatsızlığı hissettiğinde hazır olduğunu yani hissettirmek, evet, gerekiyor. Evet, evet. Hissettirmesi gerekiyor çocuğun. Çocuk biz dokunsal olarak uyardık ya onu, hissetmeyi öğrettik ya başından, evet, beri. Dokunduk işte sivri, hani sivri demeyeyim gerçi ama şu dokunsal toplar vardı, dikenli top dediğimiz böyle plastikli. Onu bir hissetsin, bütün hücreleri uyarılsın, sinirleri uyarılsın ve ondan sonra çocuk fark edecektir zaten bir şeylerin de tenle dokunmayı. Yine öyle ıslaklık hissi.
Islaklık dişi altına kaçırdığı zaman çocuk evet o hissi uyandıracaktır ki, rahatsız olacaktır ki tuvalete gitmesi gerektiğini, diş buraya ait değilmiş deyip tuvalete yapmayı öğrensin. Bezler o kadar güzel koruyor ki diyoruz hakikaten, hissetmiyor çocuk ıslandığını. Evet. O yüzden bu tuvalet alışkanlığı kazandığımız ileri kadar gidiyor. Ama anneler ne yapıyor? Daha erken yaşta çocuğun hissetmesine fırsat vermeden alıyor çocuğu tuvalete. 1,5 yaş üzerinde tuvalete oturan tutuyorlar. Bakmıyor yani orada hazır mı değil mi? Değil, kendisine göre. Bir çocuğu dinleyin diyoruz işte o zaman da. Bir hissedin, bir fırsat verin vücudunu tanımasına, hissetmesine. Ki bu da özgüvenin aslında aşamalarından biri. Çünkü vücudunun farkında varsın. Kendi kendine otokontrol gelişsin. Kendi otokontrolüyle tuvalete gitsin. Evet, çişim geldi. Daha önce kötü bir his yaşamıştım ben bununla ilgili. Islanmıştı. Bunu yaşamak istemiyorum, o zaman tuvalete gideyim. Bu duyguyu kendisi geliştirsin çocuk. Bu mantık bu şekilde işlemeyebilir belki. Hani bu kurduğumuz cümleler gibi ama en azından şartlanacaktır. Çişim geldi, burada bir hareketlenme var. Evet, tuvalete gitmeliyim. Bunu yaşayacaktır çocuk ama fırsat vermeden bunu da gözlemleyemeyiz çocukta. Bir noktada artık mesane kontrolünü öğrenmiş oluyor zaten çocuk. Evet, istediği zaman. Zaten sfinkter kontrol dediğimiz işte 18 ay civarında gelişmeye başlayan hani bir durum denir. Ve bu dönemde tutmayı bırakmayı evet öğrenebiliyor. Ama ne zaman tutup ne zaman bırakacağı çocuğun kontrolünde. Aslında hani geldiğinde tutmalı, işte bırakması gereken yerde bırakması. Siz ne yapıyorsunuz? Siz şartlandırıyorsunuz. Tuvalete oturtuyorsunuz. Hadi oğlum çiş, hadi kızım çiş, çiş, çiş. O sesi duyunca veya tuvalete oturttuğunuz zaman çocuk bırakmaya başlıyor. Böyle değil aslında. Geldiği zaman doğru yere kendisi gidip yapabilmeli. Ha ne zaman olabilir? Bu da ayrı bir konu aslında. Bazen anne babalar da bunu tahmin edebiliyorlar aslında. Geldi mi diye soruyorlar. İhtiyacım var mı diye soruyorlar bazen de. İlk zamanda olur ama kendi otokontrolü geliştiren çocuğa geldi mi diye hatırlatmanıza da gerek yok. Geldiğini bilir ve yerine gider. Evet 2 yaşında 2,5 yaş düzeyinde evet bu gelişmeye başlıyor çocukta. Evet. Ama her çocukta aynı değil tabii ki. Vücut farkındalığı gelişen çocukta daha erken zamanlarda oluyor. İşte bu vücut farkındalığı da aslında bizim çocuğun kendini tanımasına fırsat vermemiz de oluyor. Çünkü kontrol etmeye de başlıyor. Biraz önce bahsettik ya, mesane kontrolü ya da onun dışında daha ilk etapta tutmak, elden ele atmak, bunları göstermek, yapabildiğini birinin görmesi, bir şahit olması. Evet. İnsanın kendine güvenmesi için belki bir tanık olması gerekiyor dışarıda. Evet. Dışarıdan bakan bir gözün olması gerekiyor. Bu noktada bunu da gelişim aşamalarında çocuk farklı davranışlar sergilediğinde ancak bir tanık ona farklı bir şey yaptığını gösterebilir. Evet, evet. Ya da onun farkına varmasını sağlayabilir ki bu kendine güvenmesi, dünyaya güvenmesiyle alakalı çok önemli bir veridir aslında. Evet, özellikle evet. İlk etapta hani biraz önce senin de bahsettiğin, hani onlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hani anneanneler geliyor, babaanneler geliyor ya da farklı dışarıdan birileri geliyor. Yani ilk özellikle 0-6 ayda çok hani tutarsızlıkla bir şekilde çocuğu bırakmamak gerekiyor. Yani sabit bir bakıcının olması çok önemli. Evet evet, evet. Temel bağlanma döneminde. Temel kesinlikle. Bağlanma döneminde. Yoksa sonraki aşamalarda 2-3 yaşından sonra biraz daha olacaktır o evet, sabit bir kişi olacak. Evet. Eğer ki bu çok mümkün olmuyorsa benzer özelliklere sahip, yani aynı davranışları sergileyecek sabit birinin olması çok önemli ki bu çocuğun bağlanma şeklini, çocuğun ebeveynle çocuk ilişkisini ve bu noktada çocuğun kendi özgüvenini evet etkileyen durumlar. Çünkü öyle bir şey ki hani dediğimiz gibi çalışan anneler var. Ha ne yapıyor, 16. hafta bittikten sonra işe dönmek zorunda kalıyor. Evet. O zaman ne yapıyor? Kendi yerine geçecek biri. Ha bakıcı olabiliyor ya, anneanne babaannelerimiz olabiliyor böyle bir durumda. O kişi çok önemli işte. O zaman onun üzerine oynamamız gerekiyor. Onun neleri aksatmaması gerektiğini belki anlatmamız gerekiyor. Anne geldiği zaman zaten annelik görevini yerine getiriyor. O ayrı. Ama anne yokken asıl ihtiyacının karşılanması önemli. Bu sefer çocukta gene anneye karşı bağlanma, anneyi bırakmama da gözlemlenebilir. Çünkü anne o geldiği zaman ihtiyacı gideriliyor zamanında. Öteki türlü belki olmayabiliyor. Bunlardan olabiliyor çünkü günümüzde. Bazen anne geldi protesto edebilir. Umutsuzluk yaşayabilir gittiğinde. Kopmalar yaşayabilir. Bunlar çok gözlenen davranışlar. Evet, o yüzden evet. Biraz önce hani ilk biraz önce de bahsettiğimiz ilk kısımda tutarlı olmak. Tutarlı bir şekilde davrandığını çocuğa göstermesi ve bunu çocuğun aldığını fark etmek önemli. Evet, yoksa evet. Siz ne kadar tutarlı davrandığınızı düşünürsünüz, çocuk yine kendi haline çalıp söyler. Bu noktada ebeveyn de bazen kaygı hissedebilir bununla alakalı. Ben yeterince iyi bir anne değilim, yeterince iyi bir baba değilim. Ve bu sınırı koyamıyorum, tutarlı davranamıyorum. Kendini de suçlamaya kadar gidebilir bu durum. Sınırları da makul koymak gerekiyor. Evet. Gerçekten çocuğun yapabileceği gibi, çocuğun anlayabileceği gibi ve çocuğun izin verebileceği gibi bir sınır olması gerekiyor. Ve bu noktada hani oyunlar bizi aslında çocuğun kendine güvenini, özgüvenini geliştirici alanlar da sunabilir. Farklı alanlar. İşte yapıcı oyundan bahsettik. Yapıcı oyundan sonrasında işte cinsiyete bağlı oyunlarda, bu noktada ilişkiler gelişmeye başladığında, evcilik oyununda işte roller vermeye başladığında anneye bazen diyebilir, sen şimdi manav ol, sen şimdi kasada duracaksın.
Ben bunu sana satacağım, seni alacaksın. Artık çocuk yönergeleri vermeye başlar aslında. Bu noktada aslında özgüvenle alakalı bazı noktaları dokunuyor bu. Sen neler söylemek istersin bununla ilgili? Kesinlikle, kesinlikle. Ya ona fırsat vermemizden kaynaklı. Eğer biz sürekli müdahale edersek çocuk duracaktır. Ne yapacağım şimdi? Bilemeyecektir çünkü hayal gücünün gelişmesine fırsat vermemiş olacaksın. O yüzden bekle. Peki ne yap? Manav oldum. Tamam, aslında biliyorsunuz manavın neler yaptığını. Peki ne yapmam gerekiyor? Çantayı aldım. Peki meyveleri içine doldururum. Peki hangisi kasadan alayım ben bu meyveleri? Mutlaka bir soru sorun ki sizi yönlendirsin. Yani böyle kendiniz fazla dahil olmayın. Evet, şimdi şu kadar oldu, onu ver, tamam bunu yap, şöyle yap demeyin. Bırakın çocuktan biraz geri bildirimler alın. Ona göre siz kendinizi yönlendirin oyunlarında da. Yine böyle başa dönecek olursak özellikle değinmek istediğim bir konu. Duygusal gelişim, duygusal zeka dediğimiz bir olay vardır ya bizim. Hani IQ mu AQ mu dediğimiz bir durum. Evet, duygusal zekanın gelişebilmesi için de bu özgüven gelişimi aslında çok önemli. Çocuk kendinin farkına varacak. Kendi duygularının farkına varacak, o duygularla neler hissettiğini anlayacak. Çünkü yaşanmışlığı var çocuğun daha önceden. Ve başkalarına neler hissedebildiğini anlayacak. Empati kurma mesela en basitinden. Hani takribi olarak 7 yaş düzeyinin tam anlamıyla geliştiği düşünülebilir. Ama daha öncesi var bunun. Anlayabilir aslında çocuklar daha önceki zamanda. Düşen birine çocuğun işte buz koyalım demesi bile. Çünkü kendi düşmüştür, daha önce buz koymuşlardır. İyi gelmiştir öyle bir şey. Veya şartlanmıştır, düşünce buz konur. Arkadaşına bunu söylüyor olması ne kadar güzel. Olayların farkında, onun hislerini anlayabiliyor, hissedebiliyor. Çünkü daha önce o da yaşamış ve onun önerilerde bulunuyor. Aslında bakın, sosyal gelişime dair bir burada bir bilgi topladık çocukla ilgili. Evet, farkında bazı şeylerin, bazı duyguların. Empati kurma da böyle gelişiyor işte. Karşıdakinin duygularını anlamasıdır empati kurmada. Biraz daha soyut kavramlarla beraber işte daha ilerleyen yaşlarda bu ortaya çıkacaktır. Ama asıl bizim işte dediğimiz gibi duygusal zeka tamamen bunlarla alakalı bir şeydir. İnsanların neler hissettiğini anlayıp ve ona göre uygun çözümler verebilmedir aslında bir anlamda duygusal zeka. Duygusal zeka aynı zamanda iş yaşamında da çok fazla karşımıza çıkabilen bir şeydir. Evet. IQ dediğimiz bir zihinsel performans ölçen zeka testleri vardır. Skorlarınız vardır orada belli bir rakamlarla. Onlar size bir etiketler diyeyim daha doğrusu. Siz ona göre kendinizi böyle bir omuzlarınız kabarır, gururlanırsınız böyle bir durumda. Aslında EQ ölçülmüyor böyle bir şeyde, duygusal zekamız. IQ ölçüyor, rakamınız var çünkü ama EQ'da yok. Ama şöyle bakabilirsiniz, IQ'su yüksek olanlar çok da güzel okurlar, üniversitede iyi sonuçlar elde etmişler. EQ'su, duygusal zekası yüksek olanlar belki o kadar yüksek böyle skorlarla mezun olmamışlardır, dereceleri almamışlardır. Ama bakarsınız büyük şirketlere, EQ'su, duygusal zekası yüksek olanlar yönetir orayı. IQ'su yüksek olanlar bilgisayar başında işleri yönetirler, ederler. İşin sunum aşamasında, işin yönetme aşamasında insanları idare edebilen yeteneğe sahip olan, duygusal zekası yüksek olan kişiler çoğunlukta olarak karşımıza çıkar. Duygusal zekayı gördük değil mi? Başından biz özgüvenle geliştirdik, duygusal zekamızı arttırdık, dünyayı tanıdı, etti, başkalarının düşüncelerini anladı. Bakın ondan sonra nerelere kadar geldi. Asıl meslek seçiminde de bunlar önemlidir. Çocuk ilgi ve ihtiyaçlarını fark ederse, kendini tanırsa ona göre bir meslek seçecektir. Ona göre farkında olacaktır durumun. O yüzden meslek seçimi ileriki mutluluğu için, her bir şeyimiz için duygusal zeka önemlidir. Eşler arasında bile öyle. Siz kendinizi geliştirdiğiniz duygusal anlamda eşinizin ne düşündüğünü anlarsınız, neyi ifade etmek istediğini anlarsınız ve ona göre bir strateji geliştirirsiniz belki. Ha, birlikte mutlu olabilmek için neler yapabilirizin yolunu çizersiniz beraber. Çocuk için çocuğu anlarsınız ne olduğunu. Aynı şekilde kendi küçüklüğünüze dönebilirsiniz. Ha, ben bu yaşta bundan zevk alıyordum, o da bunu anlayabilir. Çocuğunuzu anlamanız bile daha kolay olur duygusal zekayla. Evet. Yani eğer siz yatırımı çocuğunuza yaparsanız ileride torununuzu anlayacaksınız. Çünkü çocuğunuz, sizi yetiştirdiğiniz bir çocuk, torununuza karşı davranışını gözlemleyebileceksiniz. Sizin hep ektiğiniz tohumların bir etkisidir o da aslında. O kadar güzel anlatıyorsun ki bölemedim. Yani özellikle o 3 yaş döneminde duyguları tanımaya başladığında... Yani... Geçen hafta programda bahsettik ya, eli yandı, canın acıdı, bu senin sana çok iyi gelmedi. Ya da en çok sevdiği oyuncakla oynadığını tahmin ettiğinizde, bu oyuncağı çok seviyorsun ve oynadığında mutlu oldun. İyi hissettim ya da kötü hissettim değil, iyi ve kötü bir duygu değildir. Ve bazı ölçeklerde de 0 puandır. Duygu yelpazesi çok geniştir. Bazen yetişkinler de duyguları aslında konuşmayı çok fazla bilmiyorlar. Bizler ne, nasıl hissediyorsun? İyiyim, iyi hissediyorum. Ya bu bir duygu değil. Yani rahat mısın, gergin misin? Umutlu musun, mutlu musun, heyecanlı mısın? Bu noktada aslında bunlar hazne gelişmeye başladıkça... İfade edilmesi kelime olarak. Bu hazne gelişmeye başladıkça çocuğa da bunu vermek ve sonrasında çocuğun bunu söylemesi çok önemli. Özellikle filial oyun terapisinin zaten temel dokunduğu noktalardan bir tanesi bu. Ebeveyn çocuk ilişkisi esnasında evet bir odada sınır konar ve çocuğu yansıtır yorum yapmadan. Yorum yapmamak çok önemli. Sen bunu hoşuna gitsen, bu oyuncağı sevmedin. Bilmiyoruz. Ben sevmediğini düşündüm, öyle mi?
sorusunu çocuklara sormak ve tekrardan bu noktada özgüveni gelişmediğini gördüğümüzde de çocuklarda bazen sürekli bakmak, sağa sola anneye bakıp onay almak ya da babaya bakıp onay almak. Ama yeterince o oda içerisinde ya da evde ya sosyal yaşamında duygularını geri verdiğinizde çocuğa yansıttığınızda şu an korktun, heyecanlandın ve bunları çocuğa aktarmak, çocuk ha böyle bir duygu varmış, evet böyle olduğunda da böyle hissediyorum kısmını. Uymadığında da çocuk yok heyecanlanmadım, çok sevdim diyebilir bazen. Merakla inceliyorsun. Merak duygusunu söylemiş oluyor. Merak diye bir kelime var. Evet. Keşfetmiş oluyor aslında. Ve burada çocuk örneğin işte yürüme sonrasında koltukları tırmanmaya başladığında hadi evladım gel şimdi ben seni koltuğa çıkarayım. Değil, o çocuk çıkacak, o başardığına görecek. Ve sonrasında bunu göremediğinde sürekli her şeyi anne baba yaptığında sorumluluk duygusuyla alakalı 15 yaşına geldiğinde artık üniversiteye zamanı yaklaşıyor. Çalışması gerekiyor. Bizim çocuğumuz çok sorumluluk almıyor. Bugüne kadar almamışsa çocuğun bir anda sorumluluk alması çok mümkün değil. Duygusal zekadan bahsettin. Eşlerden tek taraflı birinin sadece kendini geliştirmesi kendisi açısından çok faydalıdır ve evliliğine dokunan önemli noktalar olabilir. Ama bu noktada sistemde bir değişim, ebeveyndeki ya da eşteki değişim diğer değişimi tetikler. Ve diğer eş de buna çok uygun değilse bazen kaosa gidebilir. Her iki kişinin de aslında gönüllü olması gerekiyor. Evet. O yüzden ilk etapta insanlar değişime değil, değiştirilmeye karşıdır. Biz kendimizle ilgili ilk etapta bu sorunu, İşte sadece sorun olmak zorunda değil, kendi gelişimimizi sağlayacağız. Bu noktada değiştirmeye çalışmadan böyle şeyler de var. Evet. Bunları söylemek eşe, eşin de buna gönüllü olmasına yardımcı ortak olmak ilk etapta. Bulmak. Yani tehdit olarak söylemek, ben bunu yaptım, sen de bunu yapacaksın. Ben anne olarak görevim bu, senin de baba olarak görevim bu. Hayır, anne ya da babaya farklı görevler uygun olmayabilir belki. Sen bunu yaptığında baba da aynı şeyi yapmak isteyebilir. Diğer görev ona uymayabilir. Diğer ilişkilerde de aynı şekilde. Bizler bize verilen roller oynatır aslında. Rolleri oynamayız. Bir rol verirsen bana, ben şu anda işte yapımcıyım, sunucuyum. Sen böyle oturuyorsun karşına. Bana bu rolü vermişsin, ben bunu oynarım. Ya da aynı şekilde ben sana konuğum olarak bir rol vermişsem, sen de bunu oynarsın. Bu farkında olarak yaptığımız bir durum değil aslında. Çocuklara da aynı şekilde evde. Rol veriyorsunuz çocuk, anne. Ve bunun nasıl bir çocuk olacağını yine rolünü verirseniz çocuk onu oynar. Ama çocuğun kıymetli hikayesinde ona dokunabileceğiniz kısmı, o oda içerisinde duyguları geri yansıtırsanız ona, duygularını tanımasına yardımcı olursanız aynı zamanda sizin ilişkinizin kalitesi artar. Sizin de anne olarak kendinize güveniniz artar ve çocuğun kendine olan güveni artar. İşte. Ne dersin? Gerçekten. Var mı eklemek istediklerin? Yok yok, çok da güzel anlattın. Hani tam olarak yansıtmaları ve eşler arasındaki doğruyu. Amaç zaten dediğimiz gibi çocuksa, çocuk için belki bazı şeyleri hani düşünmemiz gerekecektir. Onun için doğru olanı birlikte yapacağız. Evet. O yüzden dedik hani çocuk için bir şey yapacaksak mutlaka biriniz hayır derken biriniz evet demeyin böyle bir şeye. Tutarlılık budur aslında. Eğer hayırsa genel geçerse evet hayır. Ama şey düşüneceksiniz. Hayır ama nasıl evet olabilir? Çocuğa da bunu yansıtın belki evet olmaz ama şöyle şöyle olsa da belki olabilir değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Bir eşine sorun. Evet karşılıklı bakın bir olay için bir diyaloğa girdiğinizi gördü çocuk. Etkileşim oluyor. Bir döngü oluşuyor. Yani anne çocuğa bir şey söylediğinde bunun babada bir etkisi oluyor. Çocukta bir etkisi oluyor. Çocuk bir cevap veriyor. Bu cevabın yine annede bir etkisi oluyor. Yine babada bir etkisi oluyor. Çünkü farklı bir cevap. Sürekli zihninde kendi cevabını düşünmüyor. Ne demiş diye duymaya çalışıyor. Ve bu noktada o zaman ne oluyor? Bakın ailede bir etkileşim örüntüsü oluşmaya başlıyor. Ve bu noktada bu olumsuz olduğunda sürekli her seferinde aynı kısır döngüye aynı etkileşim örüntüsüne girmeye başlıyor. Ve bizim temel nokta eğer olumsuzlukla gelmişse bu etkileşim örüntüsünü, bu kısır döngüyü kırmak ve onun yerine başka bir şey koymalarına yardımcı olmak çalışanlar olarak. Evet, ruh sağlığı alanında. Ve bu etkiyi de iyi bilmek gerekiyor aslında. Birbirinizden etkilenebileceğinizi, sürekli kendi doğrunuzun olmayacağını. Örneğin benim doğrumla çalışırken senin doğrun çok farklı. Gerçek bu noktada kişiden kişiye de bağımsız değişebilir aslında. Herkes kazanır. Herkesin bir ödülü vardır. Tıpkı Alice Harikalar Diyarı'ndaki kural yarışını hatırlar mısın? Orada kuşlar, hayvanlar denize girerler, suda girerler, ıslanırlar ve kurumaları için bir yarış düzenlenir. En sonunda aslında bu ne zaman başladığı ya da ne zaman bittiği olmayan bir yarıştır. Dodo kuşu vardır hakem ve en sonunda yarış biter. Derler ki kim kazandı? Herkes kazandı. Herkes kurudu. Ve herkesin ödülü var. Olacak. Ve bu noktada bu hayat yarışında da aslında bu yaşadığımız hayatta ister çocuk ilişkisi olsun, çocukla kurduğumuz ilişki, ister ebeveynler arası ilişkide, İster sosyal hayatımızda herkes istediği yerden başlayabilir. Evet, herkesin hikayesi, romanı, sahnesi, sineması, filmi çok farklı. Kesinlikle. Ama istediği yerde de bitirebilir. Evet, bu yüzden hani çocuğa da bunu söylerken aynı zamanda böyle başlayacaksın,
öyle bitireceksin de vermemek gerekiyor. Kesinlikle. Belki onun hikayesi hayattan çok farklı olacak. Hayattan zevk alarak bir şekilde gitsin sonuca. Çok da güzel bir konu. Bu hikayedir bu da. Hı-hı. Şey de olabilir hani aileler dediğimiz gibi hani önce yiyen kazansın, önce buraya varan kazansın. Evet. Ha ben de oğlumla yarış yaparım ama bizdeki amaç nedir biliyor musunuz? Asansöre varan kazanıyor. İkimiz de vardığımız için ikimiz de kazanıyoruz mesela o yarışı. Önce varan değildir bizde. Çünkü bu sefer bazı şeyleri görmüyor koşarken, ederken, yoldaki şunu bunu. Bırakın çevreyi de görsün. Amaç gitmekse, oraya varmaksa ne olur önce sen bunu yenelim bir kere. Hayattan zevk alarak yaşaması için lütfen yaşayarak gitsin. Önce bir yarış içinde olmasın. Çünkü kaybetmek de bir umutsuzluk yaratır çocukta. Kırıklık, edinmek. Daha çok öfkeye bir de sebep olacaktır çocukta. Birazdan kardeşler arasında ilişkiden bahsedeceğiz. Evet. Rekabet, çatışma ve kıskançlıktan. Bazen rekabeti sağlamak ister. Anne baba rekabet sağlandığında çocukların gelişeceğini ya da büyüyeceğini düşünebilir. Evet, bunu anlamda yapıcı rekabet olabilir bu. Ama biri kazandığında diğerin umutsuzluğunu da hayal kırıklığını da görmek anne babayı da bazen üzer. Hı. Ama bu noktada bu yenilginin de çok olağan bir duygu olduğunu anlatmak. Evet. Hadi bir dahaki seferde sen kazanacaksın. Yine kazanamayabilir. İşte. Çünkü farklı bir alanda yarışırlar belki. Hiç onun gelişmediği bir alandır ya da bilmediği bir yerdir. Evet, ama farklı bir yerde yarışsalar. Çocuklardan biri bu sefer şey olacak. Aa sen evet abilerin şampiyonu oldun. Sen de çocukların şampiyonu oldun. Hani ikisine de bakın farklı bir şampiyonluk yaşattık. Hani varsınlar, etsinler, sonuca ulaşsınlar. Ama ikisi de mesela iki çocuğa da birden burada çok güzel bir kazanma şeyi verelim. İkisi de kazandı aslında diyebiliriz yani böyle bir durumda. Ve kaybedebildiğinde de. Örneğin sınavda işte biri daha yüksek aldı arkadaşlarından, diğeri küçük aldığında da. Onu eğer bu rekabet olarak görülmüşse anne baba tarafından ya da çocuk tarafından algılanmışsa bu bir yenilgi olmadığını sınavda. Onun farklı yönleri olduğunu, 10 sorudan örneğin 4'ünü yapmıştır, 40 almıştır, diğeri 8 soruyu yapıp işte 80 almış olabilir. Demek ki 4 soruyu da yaptıran bir şey var bu çocuğa. Evet. Demek ki 40 alabiliyor. Bir öncekine dönelim, hani kendini geliştirmeye baksın. Evet. Bir öncekinde bu kadardı, bir sonrakinde 5 tane yapabilecek misin bakalım diyelim, doğru sayısını arttırabilecek misin diyelim mesela. Hani kendiyle, kendinin bilgileriyle, çünkü bu kendi elinde olan bir şeydir. Ha biz bir sonrakinde daha böyle bir çalışıp, daha böyle düşünerek belki bir soruları cevaplasa, dikkatini vererek hakikaten arttığını görecektir. Başkası olmasın işte rakibi. Çünkü onun ilgileri, her bir şeyi farklıdır. Fırsatları farklıdır belki. Kendisiyle ilgili geliştirebilir. İşte kendisini tanıması da bu yüzden önemli. Kendi yapabildiklerinin farkına varmasıdır aslında. Özgüven de bununla alakalı bir durumdur. Kendini bilecek. Yapabildikleri bilecek ve bunu da gösterecek. Hani iç özgüven dediğimiz şey neydi aslında bizim? Kendi yapabildiklerinin farkına varmasıydı. Ailelere de dediğimiz budur zaten. Çocuğunuzun yapabildiklerinin farkına varmasını sağlayın. O yüzden belli konularda ona destek olun ama tam anlamıyla işini kolaylaştıran, yardımcı olan kişi, siz yapan kişi olmayın. Bırakın yapsın ki kendine güveni artsın. Bir basamak çıkarken tutup elinden destek olmayın belki. Bak şuradan tutunabilirsin, oradan tut kendini çek. Bakın adım atmayı öğrendi böyle bir durumda. O zaman diyeceksin evet bunu yaptın, bir aşamayı geçtik aslında. Evet burayı geçtim, ilerideki basamağa da geçerim. Bakın çocuk kendi aşamasını geliştirdi. Böyle yapa yapa aslında çocuğun iç özgüvenini geliştiririz. Dış özgüven neydi? Bunu yapabilirliğinin de aslında dışarıya yansıtmasıydı çocuğun. Genelde çocuklarda şey oluyor, iç özgüven gelişiyor. Dış özgüvende sorun yaşanıyor çünkü çevreye bağlı olarak sönmeye geçebiliyor. Okula başladığı zaman da olabiliyor bu. Çocuk her şeyi biliyor, bütün soruları biliyor. Öğretmeni oradan bir soru soruyor, elini kaldırıyor, söylüyor ama doğru ama eksik diyor. Veya diyor ki öğretmen, yanlış, yok, otur. Çocuğun bu sefer ne oldu? Siz o kadar özgüvenin inşa ettiniz göğe, yani çocuk kendisi inşa etti. Ama öğretmenin bir lafıyla birdenbire söndü. Arka sıralara geçen çocuk oldu bu da artık, sesini çıkartamayan çocuk. Çünkü artık hataları da tahmin ediyorum çünkü yanlış söyledi. Öğretmeninden de böyle bir dönüt aldı. Ben susayım bari diyor. Bakın iç özgüveni şu an dış kuruluydu ama dış özgüven kırıldı, yıkıldı öğretmenin bir lafıyla. Böyle bir şey de veya siz de hiç aktırmadan, farkında olmadan kırabilirsiniz böyle bir şeyi, dış özgüvenini. Yani çocuğumuzun dış özgüvenini de desteklememiz gerekiyor. Çocuk yenilgiyi de kabul edebilmeli, yapabilemediği durumları da kabul etmeli. Diyebilir o zaman ben bunu yapıyordum geçen sene, bu sene bakın bir basamak daha çıkabildim. Ama öteki basamak biraz daha yüksek, onu biraz daha büyüyünce yapacağım. Eğer çocuk bunu diyebiliyorsa zaten yapabilirliğinin farkındadır. Kendini tanıyordur, sınırlarını biliyordur. Ona göre adımını atıyordur. Ha bazen mükemmelliyetçi yapıda olan çocuklarda bu değişebiliyor aslında. Onu tam olarak gözlemleyemiyoruz. Yani hata yap, çocuk aslında her şeyin farkında. Ama hata yapma korkusuyla kendini gösterip elini kaldırıp gururla böyle söyleyemiyor bildiği bir şeyi. Çünkü bir kere öğretmenden bir şey aldı. O yüzden biraz pısmaya kalıyor. Yani mükemmelliyetçi gibi bu şekilde de sönebiliyor çocuklarda. Böyle bir duyguda. Ne kadar güvenli gelişmişse olsa da. Yani sürekli hani onaylanma ihtiyacı da olduğunda bazen biraz önce bahsettiğim anneye bakma, babaya bakma gibi durumlarda ortaya çıktığında okul çağlarında da bunun çok
fazlasıyla görülüyor aslında bu. Evet, özgüveni gelişmemiş çocuktur. Bir onaylanma alıyor hali. Yaptım, evet başardım. Doğru mu yani? Başardım mı? Bu muydu amaç? Çocuk bunu demiş oluyor aslında bize. Doğru bir şey söylese de tekrardan dönüyor ve doğru mu söyledim mi soruyor. Emin olamıyor kendinden. Söylediğinden emin olamıyor. Ama bu noktada da bazen hani gerçekle bağlantıda olmak, biraz önce senin bahsettiğin, şu an için o yaş grubunda uygun olmayabilir. Yani örneğin 6 yaşındaysa 15 yaşında yapılması gerekiyorsa ya da 15 yaşında yapılması uygunsa, bedensel anlamda da bir şeyse, okey, onu orada teskin etmek. Evet. Tekrardan bunu 15 yaşına geldiğinde yapabilirsin. İlk etapta çocuk için zor olabilir bunu kabul etmek. Öfkelenebilir, kızabilir ama geçici bir süreçtir. Tekrardan rahat olmak gerekir. Hep çocuk çocuk diyoruz ve çocuklar da oluyor bazen. Ah, kardeş geldi. Kardeşler geliyor, ne zaman gelecek? İkinci bir çocuk sahibi olmaya karar vermek. İlk etapta bazen anne babalar şunu düşünebiliyor. Hakikaten ne kadar yaş farkı olmalı? Aslında ne kadar yaş farkı olmasını düşünmekten ziyade ailenin hazır olma durumu önemli. Yani ailenin iş durumu, anne babanın sağlık durumu, anne babanın yaşıyla alakalı bir sıkıntısı var mı? Sağlık problemi, her şeyler, evet. Ve bu noktada hazır mı? Yani o ortam uygun mu? Aslında bu yaş farkındaki olan etki sonradan gelen bir şey. Evet, yaş farkına dair özellikler var. Avantajları ya da dezavantajları olarak düşünmek gerekir. Ya da iyi ve kötü olarak değil. Tüm hani seyircilerimizin de belki arasında 4-5 yaş farkı olan ya da 2 yıldan az farkı olan izleyenlerimiz vardır yetişkinler açısından. Evet. Sadece küçük çocuklarla alakalı düşünmeyelim. Ama burada önemli olan ilişkinin kalitesidir. Yaş farkı sadece belirleyici olmaz. Kurduğunuz ilişki belirleyici olur. Evet. Bu noktada bu ilişkide ne kadar hani güvenle, az kaygıyla, daha rahat bir şekilde yaparsanız. Kaygı çok kıymetlidir. Olumlu kullanabildiğinde kaygı bizi hayatta tutar. Geleceğe dair olan bir kaygı hani başarma hissini de aslında bazen tetikler. Ama diğer anlamda sürekli kaygı durumu olumsuzluğa itebilir bizi. Evet. Vazgeçip denemeye karşı, yani, kalkışmayı bile engelleyebilir yani böyle bir durumda. Mücadeleci olmamızı engelleyebilir. Dediğimiz gibi her aile eşsizdir. Tekrarlayalım. Her ilişkinin kalitesi farklı olabilir. Her çocuğunla kurduğunuz ilişkinin kalitesi de farklı olacak. Olabilir. Duygularımız yani farklı olabilir. Kesinlikle. Demek istediğimiz şey değildir. Aman işte bir an önce doğsun da bir arada büyüsünler, yaşları yakın olsun da büyüsün, arkadaş gibi birbirini oyalarlar deme mantığı da oluyor aslında çocuk ailelerimizde. O yüzden aile kendini hazır hissettiği zaman olsun aslında, kardeşler hazır olsun, bir arada büyütürler diye değil. Kimi zaman yaş farkı çok olursa çok da güzel kardeşiyle beraber paylaşımda bulunabiliyor. Çünkü anlayışlı olabiliyor. Şu ben merkezi dönem dediğimiz o 3 yaş dönemi vardır ya, oradan kurtulan çocuk daha rahat kabul edebiliyor aslında yeni bir kardeşi. Çünkü diyor ki ben değil, al kardeşim bu da senin olsun, ben büyüdüm abi oğlum artık. Bu mantığa varmış oluyor aslında belli bir aydan sonra. 2 yaşa kadar olan kardeş aralarında diyelim aslında biraz daha zor olacaktır. Anne için özellikle sıkıntı olacaktır böyle bir durumda. Çünkü 2 yaşa kadar olan çocuk hala anneye bağlıdır. Hala anne ihtiyacını giderir. Yani anneye bakacak olan kişi diyelim daha doğrusu, hala bir kişiye bağlılık hisseder. Bu da genelde anne oluyor. Çünkü anneyi paylaşamıyor. Sürekli bebek anne de emiyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. Anne onun gazını çıkartıyorsa eğer mutlaka anneyle zaman o da geçirmek istiyor. Demek istediğimiz ne olur? İletişimde paylaşma, işte kardeşle beraber paylaşma dediğimiz olay vardı ya. O yüzden anne mutlaka ilk çocuğa da özel olduğunu hissettirsin böyle bir durumda. 2 yaşa kadar olan kısımda. Evet, şimdi kardeş emzirdiysen baba kardeşimizle oynarken ben de seninle oynayacağım. Şimdi oynadıktan sonra evet sen şimdi babayla oynama zamanın geldi. Şimdi kardeşin de benimle oynama zamanı geldi diyebilir. Anne için çok yük olacaktır. Eskiden ne oldu? İlgisinin %100'ü. Özellikle yeni bir yıldız geliyor sahneye artık. Yeni bir yıldız çıkıyor. Evet, evet. O yıldız mı desek artık, küçük kardeş gözüyle bakarsak bir rakip mi desek onu da bilemiyoruz gerçi. Annenin ilgisi bölünmek zorunda. Çocuk eğer 2 yaşa kadarsa evet %60 ilgi belki. Büyük çocuktayken %40, pardon tam tersi. %40 büyük çocuktaysa %60 küçük çocukta olacaktır. Ama eğer bu yaş farkı biraz da 4-5'lerdeyse o zaman biraz daha rahat. %20 ilgi belki büyük çocuktayken %80 küçük çocuğa kalacaktır. Çünkü öteki çocuk, özgüven yetiştirdiğimiz çocuk var ya, kendi işini kendi görebilecektir artık. Tabii okula gitmeye başlayacaktır belki. Arkadaşlarıyla, başkalarıyla paylaşım artacaktır. Direkt anneye bağlı olmayacaktır bu çocuk. Anne için biraz daha rahatlatıcı bir durum olacaktır belki. Çünkü başka babayla, eğer erkek çocuksa babayla özdeşim kurup babayla planları olacaktır, projeler olacaktır, bir yerlere gideceklerdir. Anne küçük çocuğa da daha zaman ayırabilecektir. En azından biraz daha çocuk uyuduğu zaman küçük çocuk daha böyle kendini ayırabileceği zamanı olabilecektir böyle bir durumda. Yaş farkı önemli. Yaş farkı önemli. Dediğimiz gibi orada kurduğumuz ilişki de aslında çocuklarla çok belirleyici oluyor. Son 10 dakikaya giriyoruz. Hani ben biraz da hızlanmak istiyorum burada. Yani özellikle hani çocuk doğacağı zaman bunun kardeşi nasıl söyleyecekleriyle alakalı anne babaların bazen kaygısı oluyor. Evet. Bence hani ilk etapta
bir kardeşten eğer karın belli bir yere kadar gelmişse, büyümüşse, bunu çocuk fark ediyorsa, yani çocuk fark etmeden hani bunu söylemek de çok uygun değil. Önce bu çocuk fark etsin ya da fark etmiyorsa bir değişiklikler olduğunu anlatabilirler. Bu süreçte özellikle çocuk bebekten bir insan olarak bahsetmek, eğer cinsiyeti belliyse işte kız kardeşin olacak, erkek kardeşin olacak şeklinde bahsetmek. Yine aynı zamanda ay ay resimler yapıp sen de böyleydin, ona bir hikaye yazmak ve her akşam bu hikayeyi okumak çok önemli bu süreçte. Yine örneğin doğduğunda da işte hastane ortamında çocuğun hani görülmesiyle ilgili bazen istemeyebilir, tepki gösterebilir büyük kardeş. Ve davranış değişiklikleri olabiliyor. Kimi çocuk hani hiç oralı bile olmaz gibi gözükürken, kimi sakin duran bir çocuk tuhaf tuhaf hareketler, hoplamalar, zıplamalar yapmak istiyor. Çünkü bütün gözler küçük çocukta. Bir şekilde bir hareket yapacak ki dikkatleri üzerine toplasın. Şey farkın fark etmez. Hani iyi bir hareket yapayım da bana baksınlar, kötü bir hareket yapayım. Bunun ayrımına varamaz. Afacanlık da yapabilir çünkü onun amacı şeydir. İyi gülen bakışlardan ziyade bakışları üzerine çekmektir. Çünkü göz kontağı azalıyor aslında yeni kardeş doğmasıyla beraber. Çünkü herkes küçük kardeşe böyle ay canım deyip yanaşıyorlar, ediyorlar. İçeri giren biri bile küçük çocukla ilgileniyor. Gidiyor. Bazen ikizlerde de benzer durum olabiliyor. İkizler için daha zor. O hani konu, ikizlerin o bazısı bir konu. Biri örneğin mesela bazen işte daha çok ilgi odağı olabiliyor. Hastane sürecinde özellikle hani çok fazla gelen de olduğunda çocuğun bundan, ilke büyük çocuğun bundan rahatsız olması mümkün ve eğer uygun değilse, huzursuzluk gösteriyorsa, baba eğer getirmişse tekrardan eve babanın götürmesi çok önemlidir burada. Bu noktada hastane ortamı ilk etapta uyum sağlayamayabilir. Bu kardeşini sevmeyeceği anlamına gelmez. Evet. Yani ilk etapta bu protestoyu gösterebilir ama uzun vadede düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada ilk etapta bu kaygı bazen yersiz olabiliyor. Çok doğal bir süreç bu. Ve bu noktada zaman zaman da eve geldiğinde ilk iki yılda hani biraz önce bahsettiğin hani ilginin oranı farklı olabiliyor. Evet. Ama yavaş yavaş da özellikle 3-4 aydan sonra küçük çocuk, küçük ve yeni doğan bebek gülmeye başladığında aslında o zaman kıskançlık belirtileri başlıyor. O zaman başlıyor, biraz. Çevreyi tanımaya hani başlayınca. Şöyleydi, hani ilgi evet dönem dönem değişiyor, oranları değişiyor ama sevginin oranı değişmiyor annede. Anne hakikaten kalbini birini bir çocuğuna, birini bir çocuğuna çok güzel verebiliyor. Ama ilgi hakikaten değişiyor ama çocuk bunu görmüyor. İlgiyi sevgi olarak anlıyor. Benimle az ilgilendi, demek onu daha çok seviyor çünkü onunla ne zaman baksam hep onun kucağında. Bunu yaşıyor. Mutlaka az önce de bahsettiğim gibi sana özel zamanım var hissini çocuğa hem sözel olarak hem zaman olarak hani birlikte geçirilen süre olarak gösterebilmeli. İstediğimiz de budur zaten. Ve büyük kardeş bazen fiziksel anlamda da canını acıtabilir, cimcikleyebilir, evet, ağlatabilir kardeşi. Bunu da ilk gördüğü anda fark etmek. Belki, evet. Belki gördüğü anda fark etmek. Onun eğer zarar davranış, veriyorsa. Evet. Bunu, bu kuralı koymak da çok önemli anne babanın. Bu ailede kimse kardeşine zarar vermiyor. Bak hani sen böyle bir zararın var eğer konuşulabiliyorsa. Ve bu noktada eğer kardeşine zarar vermeyi seçiyorsan en sevdiğin oyuncağınla oynamamayı seçiyorsun gibi bir seçim ve sonucunu belki da göstermek gerekiyor. Çünkü bu çok olumlu bir davranış değil. Aynı zamanda biraz da büyük olduğunda çocuklar büyümeye başladığında yine çatışma ve rekabet olabilir. Bu sadece anne babanın tutumuna göre de olmayabilir. Evet. Çünkü aynı yeri paylaşıyorlar, gerekirse aynı odayı paylaşıyorlar, aynı oyuncağı oynayacaklar. Arabada önde kim oturacak, sen mi oturacaksın, diğeri büyük dilim aldı, sen küçük dilim aldın. O onların kendi mizacıyla da alakalı bir sıkıntı olabilir. Sadece anne baba tutumuyla alakalı değil. Tabii anne babanın da burada kendini çok suçlamaması gerekiyor. Ama yine oradan vurmama kuralını vermiş olması gerekiyor. Orta yolu bulma görevi ailede aslında. Aynen orta öyle. Yolu bulma. Çünkü büyüğü de hani haksızlık etmemek gerekiyor öyle bir durumda. Çünkü onun da ihtiyaçları var. O da başka bir şey istiyor sizden. Küçüğün zaten istediği zamanda giderilmesi ihtiyacın. İşte onun farkına varıp da uygun çözümler bulması anneden kaynaklı, anne babadan kaynaklı, anne babadan destek almakta. Eğer burada hani vurma durumu da varsa eğer, bir anda hani ne zorbanın yanında olmak ne mağdurun yanında olmak. Hani zorba, mağdur tabirini burada kötü anlamda kullanmıyorum. Evet evet. Hani hemen vurduğunda çocuğu kenara çekip gel senle şimdi oynayalım, vurma davranışını pekiştirir. Ama sonrasında o molayı vermek, ayırmak ve samimi özür diletmek. O anlık özür diletmek, o vuran sözel çocuk olarak, içerisinden anlamın dışındadır o. Samimi özür dilemez ve öfkesini yükselmesi neden olur. Ve bu noktada işte bu çatışma rekabeti daha fazla artırabilir bu durum. Özge, programın sonuna geliyoruz. Çok hızlı geçti program. Ben anlamadım nasıl geçtiğini. Bu çatışma ve rekabeti bir sonraki bir başka bölümde tekrardan değinirim isterim ben. Seni tekrardan davet etmek isterim. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak her çocuk özeldir, sizin özelinizdir. İki kardeş bile olsa lütfen onu özel zaman ayırdığınızı mutlaka hissettirin. İki çocuk istediniz, yaptınız. Üçüncü çocuğu istediniz belki ama ne olur her kardeşin de ayrı bir özel olduğunu, onu özel zaman ayırdığınızı hissettirin. Dışarıda bir şey yapabilirsiniz, evde bir şey yapabilirsiniz. Birlikte bir şey yapabilirsiniz, dahil edebilirsiniz. Bu sefer diyecek ki ben annemin özeliyim. Hayır, öteki çocuğu da mutlaka dışlamayın. O kardeş, o küçük anlamaz, gel biz seninle yapalım. Bunu demeyin. O hani bizim, biraz da kullanın, diliniz önemli aslında.
O küçük olduğu için bize şimdi ayak uyduramaz ama bak onu da kucağıma alıp seninle beraber oynayabilirim. Bakın onu da dahil ettik oyunumuza. Veya işte bu taşı o yerine koysun, bu arabayı da bu oraya koysun, ben onu oradan alayım. Bakın kardeşe dahil edin oyununuza. Bu sefer dışlamayı da öğrenmesin. Onun özel zamanı olduğunu öğrendim. O da sizinle beraber dahil olabileceğini de görsün isteriz böyle bir durumda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de son olarak hani çocukları kardeşler arasında rekabeti çok etiketlemeden, kıyaslamadan yapmak. Birine çok çekingen deyip diğerine fazla özellikler yüklemek çocuklar açısından da ebeveynler açısından da uzun vadede çok sıkıntılar yaratabilir. Evet. Renk kattın. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kıymetli izleyenler, bugün çocuk gelişim ve eğitim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt'la birlikte ebeveyn çocuk ilişkisini konuştuk. Kardeşler arası ilişkiden bahsettik ve yapılması ya da yapılmaması gerekenlerden bahsettik. Ama yine unutulmaması gereken avantajlarıyla dezavantajları düşünmek, her ailenin eşsiz olduğunu, her çocuğun eşsiz olduğunu, her ilişkinin kalitesinin farklı olduğunu düşünmek önemlidir. Birazdan kapanışta yine birlikte olacağız. Evet, kıymetli izleyenler, bir yarış anlatacağım size bugün. Bir sağır kurbağa hikayesi. Kurbağalar bir gün yarışma düzenlemiş. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyuluyormuş. Zavallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışmayı bırakmaya başlamışlar. İşlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırışmaya devam ediyorlar. Zavallılar, hiçbir zaman başaramayacaklar diye. Sonunda bir tanesi hariç hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar yarışı. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bunu işi nasıl başardıklarını öğrenmek isterler ve kurbağaya sormuşlar. Kurbağa da ona yaklaşmış ve sormuş. Bu işi nasıl başardın diye. O anda farkına varmışlar ki kuleye çıkan kurbağa aslında sağırmış. Tekrar görüşünceye dek efendim, sağlıcakla ve umutla kalın.